Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, kutup ayıları iklim değişikliği nedeniyle bu 30 yılın sonuna kadar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Araştırmacılar, sera gazı emisyonları daha ılımlı bir şekilde artmaya devam etse bile, en güneydeki bazı türlerin yok olacağını belirtiyor. Yapılan yeni bir araştırma, kutup ayılarının iklim değişikliği nedeniyle, bu 30 yılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle, karşı karşıya kalacağını ortaya koydu. Sonuçları Nature Climate Change dergisinde, yayınlanan araştırmada, dünyanın en soğuk bölgelerine dağılmış birkaç alt popülasyon hariç, tüm kutup ayılarının yaklaşık 30 yıl içerisinde, yok olabileceğinden bahsediliyor. Her biri yaklaşık 800 kilogram ağırlığında olan kutup ayıları, hayatta kalabilmek için buzulları kırarak, fok balıklarını avlıyor. Ancak araştırmaya göre, iklim değişikliği nedeniyle deniz buzları hızla eriyor ve dolayısıyla kutup ayılarının üzerinde durup, avlanabileceği alanlar giderek daralıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kutup ayılarının, zorlu kış aylarına dayanması ise giderek daha zor bir hal alıyor. Colorado Boulder Üniversitesi'ne bağlı, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi verilerine göre, Arktik Okyanusu'nda 1970'lerden bu yana, her 10 yılda bir %13 oranında buz eridi. Eriyen buzullar nedeniyle, ayıların fok balığı avlayabilecekleri zaman dilimi giderek daralırken, gözlemlenen 13 kutup ayısı türünden 12'sinin önümüzdeki 30 yılda yok olma tehlikesiyle, karşı karşıya kalması bekleniyor. Araştırmada görev alan bilim insanlarından, Stephen Armstrong, ayılar için buz yeniden donana ve, yeniden avlanmaya başlayana kadar aç geçirilen zamanın, her geçen gün uzadığına dikkat çekti. New York Times'ın bilgilerine göre, biri Kuzeydoğu Alaska kıyılarında, diğeri Kanada'daki Hudson Körfezi'nde olmak üzere, en az iki kutup ayısı popülasyonu, deniz buzunun erimesinden zaten etkilendi. Çalışmadaki bilim adamları, sera gazı emisyonları daha ılımlı bir şekilde artmaya devam etse bile, en güney bölgelerde bulunan bazı kutup ayısı popülasyonlarının, önümüzdeki dönemlerde yok olacağını belirtti.